Dostlar selamünaleyküm. Her ne kadar uzay filmleriyle büyüsek de anlatıldığı gibi bir uzaylı saldırısının gerçekçi olmadığını hepimiz biliyoruz. Hiçbir zaman filmlerde tasvir edilen tuhaf canlılar dünyamızı ele geçirmeyecekler. Ama bu uzaydan saldırı olmayacağı anlamına gelmiyor. Öyle bir füze düşünün ki fırlatıldığı zaman önce uzaya çıkıyor. Hedefine kadar atmosferin dışında ilerliyor. Ve hedefine ulaştığında yeryüzüne dalışa geçiyor. Bir anda yer çekiminin gücünü de kullandığı için inanılmaz hızlarda varıyor hedefine. O yüzden de hemen hemen karşı konulmaz bir mühimmat olarak görülüyor. Peki sizce bu mümkün mü? uzaya gönderilen bir füzenin hedefine uzaydan ulaşması ne kadar gerçekçi. Balistik füzelerin çalışma mantığını bilenler elbette bunun zaten var olan bir mühimmat ve çalışma prensibi olduğunu biliyorlar. Yani sorumuzun cevabı evet bu mümkün ve hatta şu an var. Balistik füzeler bu şekilde çalışıyor. O yüzden de karşı konulamayacak kadar etkililer ya da çok zor karşı konulacak şekilde desek daha doğru olur. Türkiye ise savunma sanayinin en az %80'lik kısmında olduğu gibi bu alanda da yeni yeni ilerliyor. Bunun en net göstergesi de ikinci atış testi yapılan Tayfun füzesi oldu. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Tayfun'un ikinci atışı ne anlama geliyor? Türkiye'ye ne katacak ve bu bölgede başka devletlerde de benzer füzeler varken neden Tayfun'un testiyle Türkiye çok daha ön plana çıktı. Özellikle bu son soru ile ilgili tahminlerinizi videonun devamını izlemeden önce yorumlarda belirtin mutlaka. Tayfun bizim ilk kısa menzilli balistik füzemiz. İlk test atışı Ekim 2020'de yapılmıştı. Şimdi ise ikinci test atışı yapıldı. Atışın yapıldığı yer yine aynı. Rize Artvin Havalimanı. Ve baştan söyleyeyim, atışın detayları ile ilgili henüz bilgi verilmedi. Biz bugün hem Tayfun'un Türkiye'ye ne katacağı, hem bilinen özellikleri hem de balistik füzeler hakkında konuşacağız. Balistik füze demek, başlı başına bir caydırıcılık demek oluyor. Çünkü başta söylediğimiz gibi ateşlendikten sonra çoğunlukla atmosferin dışına çıkıyorlar. Hedefe vardıklarında yeniden yörüngeye girip yer çekiminin etkisiyle inanılmaz yüksek hızlara ulaşıp hedefe yöneliyorlar. Bu şekilde çalışan bir mühimmatı imha etmek de elbette kolay değil. Saniyeler süren olaylardan bahsediyoruz. Zaten bu yüzden balistik füzelerin imhası için farklı çalışmalar yapılıyor. Mesela bu füzelerin uzayda tespit edilerek imha edilmesini içeren teknolojiler geliştirildi. Ama bunlar başta Amerika ve Rusya olmak üzere çok az sayıda devletin sahip olduğu yetenekler. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Bu kadar az sayıdaki devlet balistik füzeyi uzayda tespit edip antibalistik füzelerle imha edebiliyor. Zaten bu bahsettiğim sistem de çok maliyetli bir sistem. Yani her devletin altından kalkabileceği işler değil. Bu yüzden de balistik füze sahibi olmak ciddi bir caydırıcılığı beraberinde getiriyor. Bizde daha önce Bora isimli bir balistik füze geliştirilmişti. Ama Bora'nın menzili 280 kilometreydi. Yani taktik balistik füze olarak geçiyordu. Tayfun ise kısa menzilli balistik füze sınıfında yer alıyor kısa menzilli balistik füzelerde 300 km ile 1000 km arası menzile sahip olan füzeler 1000 km çok ciddi bir potansiyel. Zaten normalde biliyorsunuz Türkiye füze testlerini genelde Sinop'ta yapıyor. Ama Tayfun'un iki testi de Rize'de yapıldı. Çünkü Tayfun'un menzili çok yüksek. Sinop'tan atıldığı zaman Karadeniz'deki başka bir ülkenin hava sahasına girebilir. O yüzden atış Rize'den yapıldı ve risk iyice azaltıldı. Peki Tayfun'un menzili tam olarak kaç kilometre derseniz bunun aslında net bir cevabı yok. Ki zaten net bir cevabın olmaması da gayet doğal. Çünkü balistik füzeler dediğim gibi caydırıcı mühimmatlardır. O yüzden genelde devletler onlarla ilgili bilgileri detaylı olarak paylaşmazlar. Ama bildiğiniz şey şu. Birinci testinde Tayfun 561 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla imha etmişti. Hedefine ulaşması 458 saniye sürmüştü. Yani Tayfun'un menzili hemen hemen 600 kilometrenin üzerinde. Ne kadar üzerinde olduğu ile ilgili net bir bilgi yok. İkinci atış daha uzaktaki bir hedefi mi vurmuştur bunu da bilemeyiz. Hiçbir balistik füze ilk testinden 7 ay gibi kısa bir süre sonra ikinci testini boş yere yapmaz. Ama yeni testi gerekli kılan farklı sebepler olabilir. Daha uzak bir menzille denenmiş olabilir geliştirilmiş alt sistemlerin testi de yapılmış olabilir. Yani yeni yapılan testin tam olarak ne anlama geldiği ile ilgili net bir şey şu an söyleyemeyiz. Ama muhtemelen Savunma Sanayi Başkanlığımız ya da Roketsan yakın zamanda detayları açıklayacaktır. Dediğim gibi böyle bir balistik füzeye sahip olmak elbette elde büyük bir koz anlamına geliyor. Ama bu testin önemli olmasını sağlayan bir mesele daha var. Biliyorsunuz Türkiye Savunma Sanayi ile birlikte yani aynı dönemlerde uzay alanında da bir atılım gerçekleştirdi. Şu an ciddi bir uzay programımız var. İlk hedefimiz uzaya Türk vatandaşı göndermek ve aya sert iniş yapmak. Yani biz uzaya erişmek istiyoruz. Yıllardır orada bizim de olduğumuzu haykırmak istiyoruz. Ama bunu yapabilmemiz için elimizde uzaya gidebilecek araçların olması gerekiyor ve bu araçları temin ederken dışa bağımlı olmamamız gerekiyor. Kısaca söylersek savunma sanayimizde olduğu gibi uzay çalışmalarında kullanılacak olan araçların da milli olarak üretilmesi gerekiyor ve Tayfun projesi bize bu anlamda ciddi bir altyapı oluşturma imkanı veriyor. Çünkü Typhoon atmosfer dışına çıkabilen füzelerden. Haliyle bu tarz füzeler için geliştirdiğiniz altyapı uzay çalışmalarınızın da çekirdeğini oluşturabilir. Tabi aynı şekilde uzay çalışmaları sırasında oluşturulan altyapı yeni balistik füzeler geliştirmek için de kullanılabilir. Mesela Typhoon'a geliştirdiğiniz bir iki sistemi uzay yolculuğunuz için elbette kullanabilirsiniz. İşte bu yüzden Typhoon için yapılan yeni test aslında uzay programımız için de yapılmış bir test olarak görülebilir. Peki bu füzelerin ne kadar caydırıcı olduğunu zaten konuşmuştuk. Bu konuda önemli olan bir nokta da şu ki çevremizdeki hemen hemen bütün ülkelerin benzer balistik füzeleri var. Yunanistan, Ermenistan, İran, Irak, Suriye her biri kısa menzilli balistik füzelere ve benzer türevlerine sahip. Peki o zaman neden Türkiye böyle bir bölgede tayfun füzesini geliştirdiğinde hemen hemen hepsinden daha ön plana çıkmış oluyor? Bunun aslında tek sebebi var. Saydığımız ülkelerin İran dışında hiçbiri kendi balistik füzesini geliştiremiyor. Bu konuda tamamen dışa bağımlılar. Bahsettiğim bu dışa bağımlılığında kriz anında iki handikapı olacak. Birincisi bunlar tedarik edilmesi kolay sistemler değil. Haliyle ihtiyaçları olduğunda bulamama ihtimalleri her zaman var. İkincisi de şu ki ellerindeki balistik füzeler sürekli geliştirilmediği için genel olarak demode sistemler. Türkiye kendi geliştirdiği füzesini sürekli modern tutma imkanına sahip ama onlar geliştirici değil alıcı oldukları için bu imkana asla sahip olamayacaklar. İşte bu yüzden bu iki sebepten dolayı Türkiye Tayfun füzesiyle birlikte çevre ülkelerin hemen hemen tamamının önüne geçmiş durumda. Bu füzeyi sadece savaş anında karşı tarafı vurmak olarak da düşünmeyin. Evet bir balistik füzeyle düşmanın en kritik karargahları imha edilebilir ve tayfun sayesinde çevremizdeki ülkelerin topraklarının büyük çoğunluğu atış menzilimizin içine girdi. Tabi bu sadece bizim bildiğimiz kadarı. Muhtemelen Türkiye'nin çok daha uzun menzilli çalışmaları zaten vardır. Ama sadece tayfunla bile zaten çevremizde sorun yaşayabileceğimiz bütün ülkelerin iki kere düşünmesini sağlayabiliriz. Ve dediğim gibi mesele sadece savaş anında bu füzeyle karşı tarafı vurmak değil. Mesele bu füzelerin masada siyasetin elini güçlendiriyor olması. Bu konuyu nükleer silahlar gibi düşünün kullanmasanız da varlıkları karşı tarafı caydırmaya yettiği için masada eliniz çok güçlenir. Bir de Tayfun'u kendimiz geliştirdiğimiz için rakibimiz olan ülkeler her gün onlardan biraz daha öne geçeceğimizi bilecekler. Çünkü belli bir menzilin üzerindeki balistik füzelere biz kısa bir sürede sahip olacağız. Ama İran dışındaki diğer bölge ülkelerinin hiçbiri olamayacaklar. Çünkü balistik füzeler kimsenin kafasına göre satabileceği mühimmatlar değil. 300 kilometrenin üzerinde menzile sahip balistik füzeler ihraç edilemiyor. Haliyle çevremizdeki ülkelerde olabilecek balistik füzelerin maksimum menzili 300 kilometre olacak. Ama biz yakın zamanda binlerce kilometre menzilli füzeleri üretmeye başlayacağız ve elbette o gün geldiğinde bilin ki Türkiye'nin nükleer silah konusunda da çalışmaları vardır. Çünkü binlerce kilometre menzilli balistik füzelerin anlamlı olabilmesi için nükleer başlıklara da sahip olmanız gerekiyor. Elbette bir Müslüman kitle imha silahlarının kullanılmasını savunamaz. Yani savunduğum şey nükleer başlıklara sahip olup sağ sola bunları fırlatmak değil. Ama sırf caydırıcılığı için nükleer silah gücüne ulaşmamız gerektiğine inanıyorum. Bu konuda sizin düşünceniz ne? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.